Muay Thai'nin tarihi 2200 yıl öncesine dayanıyor. Tayland'ın en önemli spor dalı olan Muay Thai müzik eşliğinde de oynanabiliyor. Bu uzak doğu sporunu Muay Thai Milli Takımlar Teknik Direktörü Yılmaz Çeken anlatıyor. Muay Thai, Thai boksu, yani Tayland'ın atasporu. 2200 yıllık bir geçmişi var. Bu spor dalı dünyada şu anda 160 ülke tarafından aktif yapılıyor. Bir dünya federasyonu var, IFMA. Amatör ve profesyonel maçlar yapılıyor. Bu spor Tayland kralı tarafından günümüze dek korunmuş, orijinal bir spor dalı. Bu sporun müzik eşliğinde yapılması dünyada eşi benzeri olmayan bir spor haline getiriyor. Waikuru denilen ustaya saygı dansı var bu sporda. Müthiş ustayla sporcu arasında bir enerji ve sinerji yaratıyor. Seremoni başlığı var. Mongong denilen müsabaka öncesi sporcular birbirine saygı anlamında bu başlığı takıyor. Yarışma sırasında profesyonelde herhangi bir koruyucu yok, sadece eldiven, kugi ve dişlikle yapılıyor. Ve profesyonelde 5x3 round yapılıyor. Profesyonelde self guard var, vücut koruyucusu, kask var, dişlik var, eldiven var, dirseklik koruyucu var, kaval koruyucu var, kuki var. Prajet denilen kol bandı var, yani kemer seviyesini belirten bir obje var. Amatörde 3x3 büyükler kategorisinde yapılıyor. Ringde yapılıyor, tekme kullanılıyor, tekvando gibi. Boks gibi yumruk kullanılıyor. Onun dışında dirsek kullanılıyor, diz kullanılıyor. Bir de boyun güreşi ve tutmalar var, ayak tutmaları var. Müthiş komplike bir spor dalı. Ayakta yapılabilen dünyanın en müthiş sporlarından biri. Kuvveti, dayanıklılığı, sureti, estetiği hepsini bir arada barındırıyor. Sporcunun fiziksel özelliği bu sporla müthiş gelişiyor. Türkiye'de Muay Thai 2003 yılında resmi spor olarak kabul edilip Karate Federasyonu'na bağlandı. Günümüze kadar bir sürü dünya ve Avrupa şampiyonu sporcu yetiştirdik Muay Thai'de. Çok kısa zamanda lisanslı sporcu sayımız müthiş derecede arttı. Şu anda 70 bin civarında lisanslı sporcumuz var. Bu sporda her yaşın kendine göre korumaları var. Vücut koruması, işte kuralları var. 5 yan hakem, 2 jüri, 1 orta hakemden oluşuyor bu sporun kuralını belirleyenler. Sporda en ufak bir zedelenmede hakemler hemen maçı durdurup diğer tarafı ilan edebiliyor. Müthiş aksiyonlu bir spor. Yani herkesin içinde olan, var olan güdülerini ortaya çıkaran müthiş bir spor dalı. Türkiye bu alanda dünyada ilk 4'e sürekli giriyor. Muay Thai sporu tehlikeli midir? Muay Thai sporu futbol ya da işte otomobil sporları ya da atletizm kadar tehlikeli değil. Kesinlikle değil. Çünkü orada sporcular ciddi kazalarla ölümle sonuçlanabiliyor. Özellikle atletizm ve futbolda kalp krizleri çok olup vefat eden sporcuları biliyoruz. Ama Muay Thai'de ben bugüne kadar ringde ölen bir sporcu bilmiyorum. Hiç çekinmeden en yakın Muay Thai spor salonuna kendilerini ulaştırsınlar ve müthiş bir sporla tanışsınlar.